Sevgili arkadaşlar, Naz Spor'a hoş geldiniz. Gündemimiz yine oldukça yoğun. Ben Fulya Sever Kahveci. Ben Ömer Ateş. Psikolik başlıyor. Müzik Sevgili hocam, hoş geldin. Hoş bulduk Fulya Hanım. UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ilk maçı Olympiakos Fenerbahçe arasında Yunanistan Pire'de Oynandı. Fenerbahçe gündeminde yaşanan olayların Avrupa Ligi'ne de yansıdığını düşünüyor musunuz? Elbette. Şöyle bunun nasıl yansıdığı önemli. Şimdi bu tür durumlar dezavantaj da oluşturabilir psikolojik anlamda. E, olumlu bir avantaj da yaratabilir psikolojik anlamda. Bunun e, teknik ekibin, yönetimin takımı nasıl yönlendirdiğiyle ilgili. Öncelikle tabii ki bir milli ara vardı. E, geçen hafta Fenerbahçe bir maç yapmıştı. E, sonuç olarak zaten Süper Kupa maçı sonucu belliydi. Yani oynanmadan belliydi. Sağdan çekilecekti Fenerbahçe ve evet, çekildi. O yüzden bu maça motive olma ve konsantre olma adına çok fazla zaman vardı Fenerbahçe için. Ee, ama tabii ki dün akşam baktığımızda maçın e, başlangıcında iyi başlarken bir anda bazen futbolda oluyor. Kişisel hatalarla birlikte e, 3-0'a geldi. Daha sonra İsmail Hoca e, doğru hamleleri yaparak oyuna müdahale etti. Ve 3-2'ye geldi. Yani kötünün iyisi oldu aslına bakarsanız. Umutları Kadıköy'e taşıdı diyoruz arkadaşlar. Şöyle Fenerbahçeli taraftarların sakatlıklarla ilgili isyanları var. Evet. Sakatlıklara sebep midir mental faktörler? Kesinlikle mental faktörlerin de etkisi vardır sakatlıklarda. Şöyle söyleyelim yapılan bir bilimsel araştırmalarda Hı. sporcular daha pozitif düşünürlerse özgüvenleri yüksek olursa ve belirli nefes egzersizleri vardır. Bizde mesela gelişmiş kas gevşetici egzersizleri vardır. Bu egzersizler zihinle vücut arasında hı hı. bağlantıyı sağladığı için sporcuların gerginliği, stresi yönetmesiyle birlikte... ...gereksiz adele gerginliklerini azaltır ve zihinle beden arasında ciddi bir hızlı iletişim sağlar. Bu da ani hareketlere yakalanıp gerginliklerin oluşmasını engellediği için sakatlanma riskini bazı sporlarda %30 bazı sporlarda %55 azalttığı görülmüştür ve iyileşme sürecini de psikolojik faktörler hızlandırır. Ama bir sakatlıkta üç şey vardır. Eğer bir kulüpte sık sık sakatlık oluyorsa bunun birinci sebebi e, atletik departmanın yetersizliği olabilir, yanlış yüklemeler olabilir. İkincisi ya sporcular kendine bakmıyorlardır. Üçüncüsü aynı sporcularda sakatlık tekrar ediyorsa burada sağlık ekibinin de sorunun olduğu aşikar diye düşünüyorum. Evet mental faktörler İsmail Hoca'nın kadro seçiminde de etkili olmuş olabilir mi? Kesinlikle eğer özgüvenliyseniz ona göre bir kadro oluşturursunuz. Kaygı, stres yaşıyorsanız, korkularınız olursa da ona göre bir kadro oluşturabilirsiniz. Bazen aşırı özgüvenle kimsenin tahmin etmediği değişik bir kadroda çıkarabilirsiniz. Yani takımınıza çıkaracağınız kadroya o kadar inanırsınız ki bu eleştiri alabilir ama sizi böyle bir kadro seçimi yapmanızın temelindeki en büyük faktör aşırı özgüven de olabilir veyahut da belirli sakatlık faktörleri de veya dinlenme rotasyon da olabilir. İrfancan Kahveci'nin bir açıklaması var. 3-0'lık skordan sonra değişikliklere bağlı olmaksızın adeta kendimize geldik diyor. Niye maçın öncesinde kendilerine gelemediler? O zaman bir maçın zihinsel anlamda hazırlanışında da bir sorun olmuş olabilir. E, çünkü evet diyor ki değişikliklere bağlı kalmadan diyor uyandık diyor ama 3 gol sonra uyanmak da çok, Biraz geç, geç reaksiyon, çok geç reaksiyondur. Yani 1-0'dan sonra uyanırsınız ayrıdır hı hı. ama 2-0 ve 3-0'dan sonra uyanıyorsanız bu geç kaldığınızı gösteriyor. Evet 3-0'dan sonra uyanış iyi olduğuna göre 3-2'ye getirdiğinize göre ne kadar erken uyansaymış Fenerbahçe İstanbul için daha avantajlı bir skor elde edebilirmiş diye düşünüyorum. Aslında bakarsanız orta sahadaki değişikliklerden sonra takım adeta gerçek bir takıma dönüştü. Bu şekilde yapılmış bir kadroyla daha hazırdı Fenerbahçe mental açıdan diyebilir miyiz? Kesinlikle. Yani şöyle bir şey vardır. Bir takımın hani belirli kadrosu vardır. O kadro birbirine de güven ve etkileşim. Özellikle bazı oyuncular vardır. Şimdi bakın birincisi Ferdi, ikincisi Fred. Yani iki F diyorum. <laughs> Gerçekten sonuç olarak takıma etki eden önemli unsurlar. Bazı oyuncular olmazsa olmaz. Yani mesela örnek veriyorum her takımın klişe ismi vardır. Oyuncuyu aldığınız zaman oyundan yedek bıraktığınızda, rotasyona gittiğinizde bu takımdaki diğer oyunculara da olumsuz etki yaratabilir. Bir özgüven düşmesi veyahut da kaygı problemi yaratabilir. Benim dikkatimi şu çekti, güven konusuna dikkat çektiniz. Evet. Birbirlerine güvenleri de mi azaldı? Şöyle bence bu yaşanan olumsuz durumlar Fenerbahçe camiasını, takımını daha motive etti diye düşünüyorum. Fakat birbirlerine güven olayının olduğunu düşünüyorum. Sadece e, kadro seçimi yapılırken bazı oyuncuların oynatılmamış olması bir özgüven sorunu, bir güven sorunu yaratabilir diye düşünüyorum. Fenerbahçe 3-0 iken ...skoru 3-2'ye taşımasını bildi. İstanbul'da oynanacak maç için neler söylersiniz? Maç içindeki etkileşim önemli. O, o anki psikoloji, taraftarın desteği, Hı. oyunun Hı. E, kontrol altına Hı -hı. alabilme. Ama açık Hı -hı. ve net söyleyeyim. E, burada Fenerbahçe'nin tamamen algısının bir sonraki maç değil bu maç olması gerekiyor. Yani İsmail Hoca'nın buraya çıkarken Hı -hı. bütün riskleri alması gerekiyor. Fenerbahçe'nin karışık gündemi bir şekilde yönetmesi gerekecek. Aslına bakarsanız bu soruyu bir de yönetimin kamuoyunu nasıl yönetmesi gerektiği ile ilgili de değerlendirelim istiyorum. Çok önemli stratejistlerle çalışmak gerekiyor. İletişim uzmanlarıyla çalışmak gerekiyor. Uzman spor psikologlarıyla çalışmak gerekiyor. E, sosyologlarla çalışmak gerekiyor. Tabii yani bunu yönetirlerken tabii, takım içerisinde bir çö çökme de olabilir. Tabii ben olsam Fenerbahçe konusunda. başkanı böyle bir ekip kurarım. Yani bizi analiz edin. Bizim artılarımızı, eksilerimizi önümüze koyun. Yani bu eleştirilmekle zorundayız. Biz burada analiz edelim hocam sizle. O zaman burada tabii ki şu var. Yani ben böyle bir ekip kurardım. Hani bazen şu vardır. Ekibinizde kimlere ihtiyaç duyarsınız? Psikologlar, tamam. sosyologlar, tamam. Hani spor psikologları. Hı -hı. E, bunun yanında iletişim uzmanları Hı -hı. E, gibi. Böyle bir dört ana başlıkta toplarım. Psikoloji iki alanda. E, bir davranışsal, bir spor psikoloğu, bir sosyolog. Hı -hı. Bir de iletişim uzmanı olurdu. Bir de tabi hukukçu. Söyleyeceğimiz sözler çok önemli. <laughs> Bu bizi e, kulübü başka yerden yönetmemize de sebep olabilir. İsmail Kartal'ın maç öncesinde yapmış olduğu açıklamalarda önümüzdeki 3 gün içerisinde bir maçımız daha var. Açıklaması var. Oldu. Bu maçta bir galibiyet bekleniyordu. Anda kalmak çok önemlidir. Fenerbahçe camiasının maç maç gitmesi gerekiyor. Bu maç en önemli maç. İlk maç çünkü. Hı hı. ve de Avrupa maçı. Bu maçtaki kadroyu Karagümrük maçını düşünerek yapıyorsanız tabii ki geleceği düşüneceksiniz ama öncelik Avrupa'da şu anda öncelik maçın odur. Bu maça önem verilmesi gerekiyor. Neredeyse orasıdır değil evet, mi önemli olan. Evet, anda olan. kalmak. İsmail Hoca'nın zihni anda kalamamış öyle anlıyorum. Daha önce İsmail Hoca ile ilgili yapmış olduğumuz değerlendirmelerde anda kalmadığını ve dış faktörlere oldukça fazla odaklandığını konuşmuştuk. Evet, hocanın gerçek anlamda hani bu kaotik süreçte bizim gibi uzmanlarla fikir alışverişinde bulunup aslında ekibinde de bulundurması ama görüntü bulundurma demiyoruz. Bir gerçekten ekibin içinde ciddi faydalanılması gereken bir alan spor psikolojisi bilimi. Böyle durumlarda bizim gibi uzmanlarla çalışmaları çok çok daha faydalı olur diye düşünüyorum. Evet, Olympiakos tarafından bakarsak Yunanistan'da çok uzun bir süredir Maçlar seyircisiz oynanıyordu. Ta ki 12 Şubat'a kadar. 12 Şubat'ta bu yasak kalktı. Artık seyirci var Yunanistan liginde. Seyircinin atmosferi olan katkısı, Olympiakos'a katkı sağladı diyebilir miyiz? Elbette. Seyirci mutlaka takıma olumlu yönde yaklaşırsa olumlu etki yapar. Olumsuz yaklaşırsa olumsuz etki yapar. Psikolojik anlamda seyircinin takıma verdiği etki. Hı hı. E, pozitiftir genel anlamda. Hı hı. Ama zaman zaman bu olumsuz olur. Burada tabii ki bir anda 34 bin seyircinin gelmesi hani ciddi anlamda bir mesajdı takıma hem de bir motivasyon kaynağıydı. Bu yüzden e, olumlu etki sağladı diye düşünüyorum. Belki de maça seyirci ilgi göstermemiş olsa e, durum daha da farklı olabilirdi. İstanbul'un fethi 29 Mayıs 1453 biliyorsunuz. Evet. 29 Mayıs tarihinde Konferans Ligi finali oynanacak Yunanistan'da bu tarihler toplumları etkiliyor mu? Mutlaka e, orada seyircinin de aman bu tarihte bir Türk takımı burada final oynayıp kazanmasın diye mümkün olduğunca önlem almak amacıyla da takımına destek vermek için de türbinleri doldurmuş olabilir diye düşünüyorum. Bu da Olympiakos seyircisine oldukça fazla motivasyon sağlamış gibi görünüyor. Kesinlikle. İlk maça göstermiş oldukları ilgiden. Kesinlikle. Çağlar Söğüncü'nün bir açıklaması var. Yapmış olduğu iki tane hata var. Bu hatalardan sonra bir tweet attı ve özür diledi. Büyük Fenerbahçe taraftarından, kulübümden ve takım arkadaşlarımdan özür diliyorum. Maçla ilgili bütün sorumluluk biz futbolculara aittir. Bugün o sorumluluğu ben alıyorum ve tekrardan Büyük Fenerbahçe ailesinden özür diliyorum diyor. Tabii ki Çağlar önemli bir futbolcu. Sadece uzun zamandan beri oynayamadığı için hmm. bir. Her futbolcunun biraz maç oynayıp hazır olması gerekiyor. Zaman zaman futbolcular belirli sebeplerden dolayı hatalar yapabiliyor. Oyuncu psikolojisi bunun farkına varması güzel ve olayı kökten çözmüş. Yani tweet atarak sorumluluğu üzerine Aha. alıyor, özür diliyor, olayı uzatmadan o anki yoğun şiddetiyle belki bir günde bir buçuk günde konuşulup artık unutturmak için bir tweet atmış. Kendisi de biliyor hatasının, farkında, sorumluluğu da alıyor. Bu da güzel. Sonuç olarak bundan sonraki maçlarda daha dikkatli olacaktır diye düşünüyorum. Olympiakos'un teknik direktörü Mendilibal'ın açıklamaları çok dikkat çekici. 3-0 kazansaydık bile ikinci maç iyi gitmeyebilirdi. Rövanşa kendimize çok güvenir şekilde gitmeyeceğiz ve ayağımızı yere basacağız diyor. Küçük bir avantajımız var. Rövanşta daha dikkatli olacağız. İlk maçta skor ne olursa olsun tur atladığımızı bilemeyiz. Sadece galip geldiğimiz için biraz sevinçli izliyor. Ben temkinli ve mantıklı bir açıklama buldum. Kendisi tam bir winner yani Hı. hoca. Ee, kazanan bir zihniyet var ee, ve ben iki şey fark ettim. Birincisi Alman disiplini, ikincisi politikacılar gibi konuşmuş. Yani gerçekten çok doğru yaklaşım göstermiş. Doğru yani takım 3-0'da kazansaydı takımı sıkı hazırlayacakmış buraya. Olması gereken de bu. Yani açıklamalarına yüzde yüz katılıyorum. İkinci yarının başında üçüncü golü bulduklarını ancak her şeyin penaltı golünden sonra değiştiğini söylüyor aynı zamanda. Bu hafta sonunda bir ara olacak biraz dinleneceğiz Süper süperlik bize ve PAO'a dinlenmemiz için zaman verdi. Bunu kullanarak gelecek maçta daha iyi oynayacağız diyor. Şöyle hocam benim dikkatimi şu çekti. Acaba Fenerbahçe'nin gündeminden de etkilenmiş... Ufak da olsa nispet yapıyor olabilir mi? Yani olabilir dediğim gibi strateji yani, ustalı, evet, strateji hem temkinli hem disiplinli hem de karşı tarafa bir mesaj veriyor. Şimdi şurası önemli, Özgüvenin bir dengesi vardır. Hı. Kendinize özgüveninizin olması, evet yüzde yüz rakibi küçümsemek anlamına gelmez. Hı. Sizin kendinize güveniniz tamdır. Hı. Fakat burada rakibi önemsemek. Rakip bin başınıza e, iş açacağını tahmin etmek, bu endişeyi ve kaygıyı yaşamak e, bir korku, kay hani korkaklık değildir. Düşük özgüven değildir. Tedbirdir. Çünkü e, eğer takımlar, kişiler hı. Hı. kendine olan özgüvenle bir de rakibi küçümsemeye kalkarsa uyarılma düzeyi müsabakalara motivasyon ve konsantrasyon anlamında hı. sorun yaşıyorlar. Yani ben bu maçı nasıl olsa alacağım havasıyla hı hı. bir motivasyon Olayında Evet motive olmuş oluyor ama konsantre olma durumu azalıyor ve müsabakaya düşük uyarılmayla çıkıyorlar. Hı hı. Bir anda rakip de iyi oynayıp avantaj sağladığında düşük moddan birden panik moduna geçiyorsunuz. Yani denge bozuluyor, psikolojik duygusal denge bozuluyor. Yani takımlar olur ya zayıf bir e, rakiple oynarsınız küçümsersiniz bir anda o takım 1-2-0 öne geçer veya bireysel sporda rakibiniz hı. öne geçer. Bir anda şok olursunuz ve bu o şokla birlikte toparlanamayabilirsiniz. Bu olmuştur. Ee, aşırı özgüvenim getirdiği e, olumsuzluklar sporda. Hı hı. E, bence e, tam %100 güvenmeyeceğiz derken belki kelime hatası veya anlatmak istediği şeyde... Çeviri e, hatası gibi hatası olabilir veya da tam ifade edemezler Çünkü bizde de motivasyonla konsantrasyon tanımı... E, karıştırılır. Hoca aslında demek istediği şu. Motiveyiz, özgüvenliyiz ama tedbirliyiz diyor. İdeal psikolojik durumu anlatıyor. Yani hoca o maça nasıl psikolojik olarak hazır olacaklarını biliyor yüz. Fenerbahçe maçına 3 saat kala PFDK cezaları açıkladı. Bu bazı taraflarca misilleme olarak okundu. Fenerbahçe Türkiye'yi temsil ediyor. Bir maça çıkacak. Bu maça çıkmadan önce bu açıklamanın yapılmasının ...ben iyi niyetli bir açıklama olduğunu düşünmüyorum. Psikolojik bir algı taktiğiyle yapıldığını düşünüyorum. Kendi gündemlerini başka önemli gündemler içerisinde eritmek olarak mı okunur? Stratejik olarak. Yani şu var, tabii bazen algıyı değiştirme, algının yönünü değiştirme çabaları da olabilir... ...psikolojik harp tekniklerinden ama burada e, misilleme tarzı yani duygusal davranılıyor... Artık yani şöyle söyleyeyim kulüpler gerildi kulüplerde, mi diyoruz? gerilmedi, ipler koptu artık. Hı. Yani kulüpler artık federasyonda birbirlerine karşı davranışında artık böyle bir mantık mekanizmasının koptuğunu, duygusal davrandıklarını düşünüyorum. Ama bu davranış modellerinin de doğru olmadığını düşünüyorum. TFF kritik maçlarla ilgili yabancı var hakemi... ...uygulamasını açıkladı. Sıcak bir gelişme. Evet. Yabancı var hakemi... ...bazı şeylerin düzelmesini ve TFF'nin... ...18 Temmuz'da... ...seçime gitme kararını... ...nasıl etkiler? Geç alınmış bir karar ama sonuçta... E, ...en azından kalan haftalarda inşallah... ...faydalı olur diye düşünüyorum. Ama tabii ki şu var... ...şu ana kadar yap yaşanan birçok olumsuzluk var. Artık ok yaydan çıktı. E, 18 e, Temmuz'da da... ...seçim olacak... Tabii ki bu seçimle ilgili gelecek ne gösterecek ama birçok kulüp bu konuda imza topladı. Bazıları geri aldı imzaları. Ama sonuç olarak Türk futbolu kaotik bir süreçte. Durum çığırından çıktığı için yabancı hakem şart oldu. Ama bu da aynı zamanda yabancı hakemler de maçlarda hata yaparsa demek ki sorunun sadece hakemlerde de olmadığı ortaya çıkacak ki bence sadece hakemlerde sorun değil birçok yerde sorunlar var. Mehmet Büyük ekşinin psikolojik dayanıklılığının kaynağı nedir? Şimdi şöyle e, burada şu var hani psikolojik dayanıklılık mı deriz veyahut da Hı. hani e, şu var dedim atanmış liderlik vardır. Yani sizin koltuğunuz garantidedir. Size e, orada bir yer verilmiştir. Siz de başkanınıza devam ediyorsunuzdur. Hı. Veyahut da e, işte bunun sağladığı bir güven de olabilir bir şekilde. Hani şu durumda hiçbir e, federasyon başkanı kim olursa olsun... Psikolojik dayanıklılığının güçlü kalacağını sanmıyorum. Yani bence de psikolojik anlamda çok güçlü kalamaz şu durumda. Mutlaka zaten federasyonda alınan kararlar biraz önce görüştük, konuştuk işte PDFK'nın kararları. Hani e, burada mantık e, devre dışı kalıp duygusal e, tavırlar... Bu aceleciliğin sebebi takımı, nedir hocam sizce? E, yani şu var... Bu kadar acele evet, edilmesinin sebebi nedir? Şu. Şimdi, Sayın Ali Koç'un, Sayın Hasan Arat'ın... Çok hızlı seçime gidelim. En yakın sürede TFF Seçime gitmeli Birincisi, demesinin arkasındaki neden nedir? Birincisi e, hayal kırıklıkları. Şöyle Hı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun yönetiminden... Bir yönet hayal kırıklığı. Hayal kırıklığı. Çünkü yönetiminden memnun değiller. Hı. Bu sürecin yarattığı psikolojik olumsuzluklar nedir? Bu oh. stres ve öfke yaşanması. Yani şöyle bir şey diyeyim. Yönetimden memnun değilsiniz. Hayal kırıklığı yaşıyorsunuz. Bunun sonucunda devamlı bir stres yaşıyorsunuz. Hı. Bu öfkeye dönüşüyor. O zaman bir hayal kırıklığı, iki öfke diyoruz. Stres ve öfke. Öfke diyoruz. Üçüncüsü de kin. Yani öfkenin daha şiddetli hali, devamlık haline gelmesi. Bu çok tehlikeli bir duygudur. Ee, hmm. Sonuç olarak bence burada artık şu var. Karşılıklı bir kinleşmeye döndü olay. Artık mantık Konu bireysel devredişi. mi? Konu artık e, kulüp başkanları sonucunda. Memnun olmayan kulüpler artık hem kulüp olarak bunu sorun alırken artık kişiselleşmeye de gitti. Mantık devre dışı kaldı. Şu anda... Kindar bir yapı oluştu ve artık karşılıklı artık bu e, atışmalara, sözlü mesajlara ve verilen kararlarla birlikte e, ortaya çıkmaya başladı. Türk futboluna büyük bir zarar. Kesinlikle. Kin'in olduğu yerde kim fayda görmüş değil mi arkadaşlar? Kesinlikle. Yani çok enerjimizi alan bir duygudur. E, bizi hayatta çok kötü yerlere götürür. E, başarılarımızı engeller başarısız olmamızı sağlar ve açık ve net konuşayım bir başarı elde etmiş olsanız bile sizin hayat standartlarınızı gerçeklerin dışına çıkarır, ileride beklentilerinizi büyütür ve o başarıyla da çok fazla onur duyarak geçmişte de kalmanızı sağlayarak sonunuza hazırlar. Ve ileriye gidemememinize de tabii, neden olur tabii diyorsunuz. Kesinlikle. Yani hayal kırıklığı, öfke ve kin. Durmadan birbirini besleyen bu bumerang gibi. Tabii daha sonra bu kibre hmm. dönüştüğünde daha da olumsuz etkiler sağlar. Süper Kupa finaline geçelim dilerseniz. Galatasaray'ın golü attıktan sonra abartılı bulunan bir sevinci var. Bunun psikolojik altyapısını sizden dinlemek istiyoruz. Amaç şu bence diye düşünüyorum. Sonuçta e, bu bir kupa alıyor. Galatasaray camiası alamadı. Eğer Brooks bir şekilde beklemiş olsa sağ kenarından Hı -hı. hiçbir şey yapmamış olsa şöyle düşünmüş olabilirler. Yani Fenerbahçe'nin aldığı bu karar psikolojik olarak bizi de mutsuz etti. Hani bizi de olumsuz etkiledi. Biz Sanki bunda bu kupa bizi e gibi bu kupayı biz hak etmedik gibi bir izlenim yarataraktan hani karşı bir mesaj Hı. vermek amacıyla da sevinmiş olabilirler bu şüphe. Yani tamamen orada e biz siz çekildiniz tamam ama biz de bundan çok üzülüyoruz gibi bir anlam vermemek adına sonuç olarak sevinmeye başladılar diye düşünüyorum. Icardi'nin Fenerbahçe takımı sahadan çektikten sonra çok beğeni toplayan bir alkış durumu var arkadaşlar. Şöyle söylemiş Icardi, benim sahadaki oyunculara karşı olumsuz bir tavrım veya davranışım asla olamaz. Onlar kendilerinden isteneni yaptılar. Diğeri farklı bir konu. Ben sadece gençleri alkışlamak istiyorum diyor Icardi. Icardi'nin alkışı protesto muydu yoksa gençlere bu durumda sizin yapacağınız hiçbir şey yoktu. Sahaya çıktınız. Terkini miydi? Mesajı mıydı? Vücut dili ne Hı. anlam ifade sadece ediyor? Sadece orada çocukların hani Hı. Fenerbahçeli genç oyuncuların zaten protokol gereği ne yapması gerektiği söylenmiş kendisine sonuç belliydi. Hı. O oyuncuları sadece alkışlıyor. Yani kendisi de bunu açıklıyor. Çünkü şu var, bir açıklama yapmadan alkışlamayı yapmış olsa, bu açıklamayı yapmamış olsa Hı. Fenerbahçe camiasının sağdan çekilmesini destekliyoruz, size hak veriyoruz, davanızda haklısınız demek olurdu diye düşünüyorum. O yüzden de bu açıklamayı yapmış, sadece orada genç oyuncular alkışladığını ifade ediyor. Süper Kupa finaline U19'la çıkan Fenerbahçe'nin U19 takımı pazar günü saat 12'de Giresun'da maça çıkıyor. Sonrasında 16'da uçağa biniyor. 18'de Şanlıurfa'da oluyor. Yemeklerini uçakta yiyorlar. 21.30'da da maçları var. Sadece 2 dakika sahadalar. 51. saniyede Icardi'nin golüyle aslına bakarsanız bu maçta bitmiş oluyor değil mi? Bu durum U19 takımını nasıl etkiler hocam? Kulüp bir karar aldı yönetim. Onu uygulamaya gittiler. Hani hatta bundan da onarı olmuş olabilir oyuncular. Nasıl konuşulduğunu bilmiyorum. Savaşmak için motivasyon. Evet, bir takım için bir görevi yerine getiriyoruz. Evet. Bunu da U19 takım olarak yapıyoruz. Hatta e, yönetim prim de açıkladı biliyorsunuz. Primi de aldılar evet. evet. Ya yani burada oyuncular bundan onarı da olabilirler. Kimisi rahatsız da olabilir. Ama burada bir tramvo olayı olmaz çünkü sonuçta sizin kulübünüzün evet. e, yönetim kurulu bir karar alıyor, buna sizi itiraz edemezsiniz. Yani burada bu yaştaki çocuklar buna itiraz ettiklerinde sorun yaşarlar. Sonuç olarak da yönetimin aldığı bir kararı uyguladılar. Aslında Burada... bakarsanız 19 yaşta çok da küçük bir yaş değil. Aynı zamanda mesela soruyu şöyle de sormak istiyorum. A takımına çıkmış olsaydı bu maça protestoyu aynen bu şekliyle yapabilirler miydi? O, yani şöyle ya takım çıkmazdı ya da A takım çıkarsa oynardı. Yani A yapılabilir miydi? Çıkıp, A takımın oraya çıkıp ayrılması psikolojik anlamda olumsuz etki yaratır. A, Fenerbahçe takımında Galatasaray'da da olumlu etki yaratırdı. A takımın oradan çekilmesi sevgili arkadaşlar. Bayer Leverkusen takımı mental anlamda o kadar iyi ki kendi evlerinde karşılaştıkları Hoffenheim karşısında 2 dakika içerisinde 2 gol attılar. Ve Alonso'nun takımı Leverkusen'le kurmuş olduğu bağ çok önemli. Neden? Çünkü ismi Liverpool ve Bayern'le anılırken aslında bakarsanız evimde mutluyum, burada kalıyorum imajını da verdi. Bu takımı nasıl motive etti? Bu bağ nasıl kuruldu? Bu bağ örneği Türkiye Süper Ligimizde var mı peş peşe sorularım gelsin o zaman. Evet. Şimdi çabi Alonso geçmişte baktığınızda çok değerli hocalarla çalıştı. Mourinho ile çalıştı, Ancelotti ile çalıştı, Guardiola ile çalıştı. Hepsinden bir şeyler kaptı. Bir de bazı sporcuların karakterinde teknik direktör lük özellikleri yani liderlik özellikleri yatar. Bazı bakarsınız vasat bir oyuncu çok iyi bir teknik direktör olur. ...bir süperstar teknik direktör... ...olamaz yani başarılı olamaz. Şimdi motivasyonda kişilik özellikleri... ...çevresel faktörler... Evet. E, ...bir araya olumlu şekilde gelirse... ...etkileşimsel faktörler vardır. Bu iki evet. özelliğin uyumlu olması. Yani siz doğru bir şehirde... ...doğru bir takım veya doğru yönetimle... ...çalışırsınız, iyi bir hava yakalarsınız. Bu da sizin kişilik karakteristik özelliklerinize... ...ve çalıştığınız kulüpteki oyuncu profil yapısına uygunluk sağlarsa ortaya iyi bir takım iyi sonuçlar çıkıyor. Şimdi işin ilginç yanı burada kendisine eğer Levar kuzende kalmak istiyor hedefleri var. Bu hem takıma müthiş derecede bir motivasyon ve özgüven kazandırır. Hem de kendisi burada çok çok iddialı. Kendine de çok güveniyor. 28 Şu anda... maç, 24 galibiyet, evet. 4 beraberlik. Evet. Aslında... Seri devam ediyor. Evet şimdi Leverkusen'de kalıp gelecek sen Avrupa'da Şampiyonlar Ligi'ni almış olsa veya hı hı. final yapmış olsa e, zaten gideceği takımlar belli. Şu anda o takımlardan teklif var kendisine. Tabii. Yani burada Çabi Alonso... Bir şeyleri ispatlamak istiyor. Hem takımına hem kendisine güveniyor. Meydan okuma diyebilir Me miyiz? Tabii kesinlikle meydan okuma. Challenge yapıyor burada kendisi. Ben diyor bunları başaracağım. Hı -hı. Çünkü bir soru işareti bırakmak istemiyor. Belki şu anda gitmiş olsaydı ileride şunu diyebilirler. Bir anlık çıkış yaptığı için zaten bu takıma geldi diye. Hı -hı. Ama o şimdi ben e, bunu başaracağım diyor. Daha güçlü geleceğim diyor. Geçelim Guardiola'ya. Guardiola'nın şu sözlerini doymuşluk olarak mı yoksa özgüven belirtisi olarak mı değerlendirirsiniz hocam? Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola şöyle söylüyor. Kariyerim boyunca hayal ettiğim her şeyi başardım. Lig şampiyonlukları, lig kupaları, şampiyonlar ligi şampiyonluğu daha ne olsun değil mi? Yetiştirdiğim futbolcuları unutmamak gerek. Geriye ne kaldı ki daha fazlasını istemek yanlış olur diyor. Bence hala kazanmak istiyor. Başarıyı korumak, Pep Guardiola'da biraz baskı oluşturuyor mu sizce? Bu seviyelerde insanlar neler hisseder? Pep Guardiola'nın açıklamasında hassas bir nokta var. Başarıyı hı. devam ettirebilmek de ciddi anlamda bir baskı yaratır, baskı yaratır. ve çok zordur. Yani hı. siz belirli bir limite geldiniz, çektiniz, artık orası zirve diyorsunuz. Hı hı. İşte burada bunu korumanız lazım. Burada hassas nokta hedonistik adaptasyon dediğimiz durum. Nedir? Bu bir başarıyı elde ettiğinizde onun daha yükseği olmadığında, ondan daha fazla bir şeyin olmaması durumunda artık mevcut başarıların sizi tatmin etmeyeceğinizi hissetme durumudur. Yani, doyum. E, doyum, doyum. Yani ben bunu yaptım, bunun artık bir üstü yok. O zaman işte o başarıyı tutmak, orada tutmak Hı. önemli. Bu başarıyı devam ettirebilmek ve orada tutmak da zor bir psikolojidir. Ee, bunun farkına varmış, bunu zaman gösterecek, bunu çok iyi yönetilmesi gereken bir durum. Yani kişinin yeni hedefler koyup o hı hı. yeni hedeflerini e, doğru planlama yaparak hı hı. E, amaca ulaşması gerekiyor. Eğer hı. hoca burada düşüş sağlarsa demek e, denostik adaptasyonu yaşıyor, hı hı. bunu da iyi yönetemiyor diye. ...düşünebiliriz. Ama bu mesela... ...bir yıl düşüş olur, tekrar çıkış olabilir. Evet. Ee, burada doğru... ...hedeflerin, gerçekçi hedeflerin... ...konması gerekiyor. Guardiolan... Doğru hedefler, gerçekçi hedefler... ...kendi kariyerine... ...katkıda sağlayacak hedefler tabii. olarak mı? Okuyalım. Ta tabii. Mesela örnek veriyorum... E, ...belirli e, süreç hedefleri... ...olabilir. E, burada... ...performans hedefleri olabilir. Hı. Buraya yönelirse... E, ...daha çok geliştirmek istediği farklı şeyleri... ...geliştirerek... Ee, mesela süreç hedefleri nedir? Belli bir zamanda yapılması gereken bilimsel detaylardır. Süreç Fiziksel hedefleri. Ne? Evet. Hı. Bunu yaparsanız ortaya performans çıkar. Performans ortaya çıkınca da sonuç ortaya çıkar. Hı. Eğer Guardiola burada sadece sonuca odaklanırsa hedonistik adaptasyonda sorun yaşar diye düşünüyorum. Beşiktaş kadın basketbol takımı Euro Cup Woman'da ikinci oldu. Londra'da ikincilik madalyasını Kazandılar. Şöyle şampiyonluk elimizden uçup gitti büyük bir travma yaşıyoruz diyor Beşiktaş oyuncu. Bunu nasıl atlatacağımızı bilmiyoruz. Final kaybedildiğinde sporcuların duyguları nasıl etkileniyor hocam? Şimdi tabii ki öncelikle tebrik, tebrik ediyorum sonuçta final oldu. İkinciliği kazandılar. Hı. Algı çok önemlidir. Finali kaybettik. Farklı bir yapıdır. Hı hı. Farklı bir algıdır. İkinci olduk demek farklı bir algıdır. Farkındaysanız ben ikinci oldular şeklinde evet, anons ettim. Tabii ki finali kaybeden sporcular üzülebilir. Neden üzülebilir? İlk maçı 7 sayıyla kazanıyorsunuz. Tabii. Yani ikinci maçı 6 sayıyla kaybetseniz veya daha düşük bir sayıyla şampiyonsunuz. O yüzden bu farkı koruyamadıklarından dolayı oyuncular demek ki artık o kadar inanmışlar ki kendilerini ikincilikte hayal etmemişler. En azından bu bahseden sporcu birinci olarak şartlandırmış kendini. Travma oluşturacağını düşünmüyorum. Travma çok şeydir, ağır bir durumdur. Hani bunu belki tabii ki... Travma bütün... kelimesi çok popüler olduğu için aslında bakarsanız her konuyu insanlar travma üzerinden okuyor olabilir mi? Ben açıkçası sevmiyorum bu kelimeyi. Sporda sevmiyorum. Çünkü sporcu hı. maç kaybediyor. O anda ağlar, üzülür. Bu travma değildir. Olması gereken üzüntüdür. Bakın, son maçta şampiyonluğu kaybedersiniz. Hı. Bu sizi çok üzer. Hani travma nedir? Baçıyor. Penaltıyı kaçırmıştır. Dünya Kupasını kaybedilmesine sebep oldu diye onun yaşadığı bir travmaydı. Çünkü spor müsabakalarıdaki e, bu olaylar yoğun bir üzüntü yaşatabilir. Ama hı hı. bu 3 2 3 ay boyunca sürüyorsa bu travma olur. Bu hı hı. Bir yoğun bir üzüntüdür aslında. Tabii hı hı. ki bu hemen bir travma böyle popülite bir kelime gibi algılanıp hani söyleniyor. Bu travma değildir. Bence bu aşırı üzülmedir diyelim. Ee, bir iki gün çok sürer. Belki bir hafta sonra hı hı. hafifler sonra geçer. Ama şurası önemli işte bizim gibi uzmanların takımlarda olması gerekiyor buradan da nacizane bir önerim mutlaka bizim gibi uzmanları ekiplerinde bulundursunlar. Bütün koçlar, teknik direktörler. Sevgili arkadaşlar spor psikolojisi danışmanı Ömer Ateş ile bu haftalık konuların sonuna geldik. Sizin de sorularınız varsa videomuzun altına sorularınızı yazabilirsiniz. Ben de sizin için onları Ömer Hoca'ya aktarıyor ve soruyor olurum. Ben Fulya Sever Kahveci. Ben Ömer Ateş. Önümüzdeki hafta yeni konularla yine karşınızda olacağız. Hoşçakalın.